Ne kadar sihir varsa yap, Periliçe'nin verdiği cezadan kurtulamazsın. Aman Taci, sanki daha önceki hayatında periymişsin de her şeyi çok iyi biliyormuşsun. Ha, kola kola konuşma, konsantrasyonumu bozuyorsun. Bana yaptıklarına rağmen sana hala kıyamadığım için dilimi tutamıyorum. Ne dedi Periliçe? Sen Taci'yi insana dönüştürmedikçe senin kaderinde değişmeyecek. Susmazsa işte böyle susturulur. Buradayım. Yani buraya böyle sık sık gelmemi yanlış anlamıyorsunuzdur inşallah. Aa, aşk olsun yani. Niye yanlış anlayayım ayol? Yani daha sık gelebilseniz keşke. Yani ben böyle sizinle sohbet etmek olsun, muhabbet etmek olsun, bir hamd olsun. Aman. Böyle sizinle konuşurken vallahi maymun oluyorum bazen. Estağfurullah, buradan belli olmuyor. Ha? Ne demek canım? Yani nereden çıkardın sallamadın? Yani değişik bir adam olduğunuzu duydum ben. Evinizde teleskop falan varmış. Ay çok merak ettim. Yani o acaba ne kadar, yani bu küçük bir şey mi? Yok, kocaman. Yani yanlış anlamayın. Ben de teleskopla böyle yıldızları seyretmeye falan bayılırım, biliyor musunuz? Galiba epey ortak noktamız var ha Avni Beyciğim. Avnicim diyebilir miyim? Tabii canım, yani diyebilirsiniz tabii. Yani şunu demek istiyorum, ortak noktamız derken perilere inanır mısın? Peri mi? Yani peri derken Avnicim, koskoca evren değil mi? Bir tek biz yaşıyor olamayız herhalde. Mutlaka başka varlıklar da vardır. Yani ben bizi koruyan melekler olduğuna kesinlikle inanıyorum. Sen buna peri dersin, ben melek derim. Ne bileyim, şuradakiler başka bir şey derler. Ama mutlaka varlar, kesin varlar yani. Allah! Ya böyle peri deyince de insanın aklına böyle çocukluğumuzda anlatılan masallar falan var ya. Cinler, periler ve eciş bücüş falan. Onlar gibi. Ay biz şimdi perilere falan nereden geldik? Teleskoptan. Evet, teleskoptan. Yani şunu demek istiyorum, ben teleskopla baktığım zaman yalnızca yıldızları görmüyorum. Aynı zamanda şeyleri de... Yo, daha erken. Ne? Söyleyemem çünkü zamanı değil, daha zamanı değil. Ay söyle. Ama gerçekten kendimi sana tam anlatamadıktan sonra bunun yanlış olacağını düşünüyorum. Yapacağım. Evet, çünkü gördüklerim doğru. Evet, gördüklerim gerçek ve doğru. Ama sana söylersen yanlış olur. Ay söyle canım. Söyleyemem çünkü yanlış anlamanı istemiyorum. Yanlış anlamaman için de benim sana doğruyu söylemem lazım. Doğruyu söylemem için de senin beni doğru anlaman lazım. Yanlış anladığın zaman ben yanlışa düşmüş olurum. Halbuki ben yanlışa düşmek istemiyorum. Ben doğruda kalmak istiyorum. Yani kısaca ön yargılı davranmanı istemiyorum. Ay vallahi hiçbir şey anlamadım ama yine de çok gizemli bir adamsın, biliyor musun? Aa Sadık Bey. Yok Avni. Yok Sadık Bey geldi. Aa Sadık Bey. Merhaba Sadık Bey, buyurun. Merhaba Zeyno. Betüş nerede? Betüş yok. Yani Betüş bugün buraya hiç gelmedi ki. Nasıl gelmedi? Ya bu bayağı olur işte yani. Kapıyı açıp böyle tıngır mıngır gelmedi bugün. Betüş yok. Ama nasıl olur yani? Ben kapıya bıraktım onu. Hiç fark etmez. Nasıl anlamadım? Yani bir terslik mi var Sadık Bey? Ha evet. Ya telefonu kapalı. Ben de merak ettim tabii. Hay Allah. Ya neyse ben bir eve arayayım, tamam mı? Belki de hani çocukların okulundan çağırmış olabilirler onu, evet. Değil mi? Neyse ben bir eve arayayım da şey yapayım. Evet de ne yapacaktınız siz Betüş'le?
Betüş'le birlikte yani buradan çıkıp birlikte alışveriş ederek eve gidecektik. Neyse hoşça kalın, tamam, görüşürüz. Tamam, tamam. Hadi siz merak etmeyin Kafi. Bir haber alırsanız beni de arayın. Aha. Allah Allah, kadın nereye kayboldu acaba? Ne de olsa peri. Peri mi? Yok yok, daha zamanı değil. Zamanı değil, daha zamanı değil. Ha, Betüş evet yani melek gibi bir kadındır gerçekten. Ya. Ne diyorduk? Teleskoptan bahsetmiştik. Nedenmiş? Abinin ablam için hain planları var. Benden söylemesi. Yukarıda çok fena kavga ediyorlar. Ben onlara soracağım bunun hesabını. Dur şu telefonu kullanayım bakayım. Efendim? Hah. Alo. Firuze benim. Betüş evde mi? Hayır, burada değil. Bir kafeye arayın isterseniz. Ya ben şimdi oradan çıktım zaten. Bugün hiç buraya gelmemiş. Allah Allah. Yahu kendim bıraktım kafeye, kapının önüne kadar. Bir içeri bile girmemiş. Ya bir dakika, çocuklar evde mi? Acaba okuluna falan mı gitti? Çocuklar evde, evet yani. Çilek burada, Cem'le Ceren de yukarıda kavga ediyor her zamanki gibi. Bir dakika, annem bugün sizin okula geldi mi hiç? Yok. Yok, hiç okula falan da gitmemiş Sadık Bey. Sadık Bey, isterseniz bir Dudu Hanım'la konuşun. Ben de bir Ali'ye sorarım. Ama beni arayın, merak ederim ben sonra, olur mu? Tamam, ben o zaman kayınvalideyi arayayım, tamam mı? Bir de ona sorayım bakayım. Ha, sen de Ali'yi ara, tamam mı? Sonra seninle tekrar konuşuruz. Tamam, tamam, konuşalım yine. Ne oluyor ya? Annen kayıp. Annem mi? Annem mi?
şimdi akşam akşam. Efendim? Ah, anne merhaba, müsait miydin? Aa, evet sayılır. Ay çok kötü görünüyorsun. Ay sesin çok kötü geliyor damat. Yahu Betüş'e ulaşamıyorum. Evde de yok, kafede de yok. Sonra Firuze ile çocukların nereye gittiğinden haberleri bile yok. Ya acaba sana mı geldi diye düşündüm. Sabah bir uğradı, görüştük ama sonra nereye gitti bilmiyorum. Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah. Neyse ben bir karakolu falan arayayım tamam mı? Sonra hastaneleri arayıp bir sorayım. Ya nereye bir gitti bu kadın ya? Hay Allah'ım yarabbim. Ay bilmem, ben de Perihan'a telefon edeyim. Ay kötüye yorma canım. Anne rica ederim. Yani Betüş'ün ortadan kaybolduğu ya da nerede olduğunu bilmediğimiz vaki değil. Neyse ben kapatıyorum anne. Zaten elim ayağıma dolaştı. Ha anne ne olursun bak evi arama. Çocuklar paniklemesin olur mu? Tamam tamam. Ay ben de telaşlandım şimdi. Nereye gitmiş olabilir ki? Hadi tamam görüşürüz. Tamam. Cezanı çek de ortalığa çıkınca nereye kaybolduğunu anlat bakalım. Sen böyle perili çeliğini bırakıp annene ceza verdirtirsen ben de seni okyanuslara atarım. Sen var ya sen. Hemen Tuğçe'yi arayacaksın ve gelme diyeceksin. Diyemem. Anlamıyor musun? Diyemem diyor hala ya. Ece gelecek Ece. Sen nasıl Tuğçe'yi bize kalmaya çağırırsın? Basmaya. Bir şey ters gitti mi? Hep ters gider zaten. Yani Ali tam gününde bulunamıyorsun. Acaba telefonu çekmeyen bir yere mi girdi? Tenis sekreteri bağlanıyor. Ne acayip bir şey ya. Ne olabilir ki Betüş teyzeye? Annem sen duyamazsa onlar görmezsin. Kime diyorsun kızım? Kiminle konuşuyorsun? Hiç kendi kendime konuşuyorum anne. Ay ben de merak etmeye başladım şimdi annemi ya. Sizin gibi Peri'nin başına kötü bir şey gelir mi? Gelmez aslında. Tabii anneannem gibi periler kızıp sihir yapmadığı sürece. Sen Firuze teyzeye çaktırmadan bir şeyler yapsana. Benim de aklıma gelmedi değil aslında ama... Öncelikle buradan kaybolmam lazım. Bir de yalnız olmam lazım. Kiminle konuşuyorsunuz ikiniz birden? Hayaletlerle mi? Bır 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 bır. Ay Firuze abla ay. Boş ver sen şimdi onu. Annem nerede? Annem nerede? Ya, sen Ali dayıyı aramaya devam et bari. Arıyorum, arıyorum ama yok ki. Ortalık senin el toparlığında içeri girelim. Hadi kızım. Hadi Zeytin. Odamda otururuz. Ya nasıl ya? Ece yemeğe geliyor. Sen Tuğçe'yi de çağırmışsın Ceren'cim. Ya abi yemeğimizi yeriz sonra odama geçiriz diyorum. Tuğçe de amma gurursuzmuş yani böyle nasıl bile bile yüzsüzce bize geliyor ben bunu anlamıyorum Ceren'cim. Aslında onun bir şeyden haberi yok. Yani Ece'nin geldiğini de bilmiyor. Aa, senin planın yani bu. Sen taktın Ece'ye. Bak şunu artık kafana sok. Ben Tuğçe'ye dönmeyeceğim. Dönmeyeceğim. Ece seni bir terk etsin. Hele bir terk etsin. Ben seni o zaman göreceğim. Anneniz evi aradı mı çocuklar? Hayır. Hayır. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Kardeşin olarak doğduğuma pişmanım zaten. Ay, neyin peşindesiniz siz? Anneniz ortada yok diyorum. Okuldan geldiğinizden beri kavganız bitmedi. Neyin peşindesiniz Allah bilir. Eve de mi gelmedi? Ali'yi de arıyorum. O da cevap vermiyor. Çıldıracağım Sadık Bey. Hay Allah ya ben hastanelere baktım yok. Karakolları aradım yok. Ya ne oluyor ya? Ya nasıl yani? Baba annem yok ne demek? Hay Allah gördün mü? Çocukları paniklendirmeyelim diye düşünmüştüm ama işte. İşte ben ağzımdan kaçırıverdim. Ben şeye baktım. Kayınvalideye gittim orada yok. Sonra şeye baktım. Kafeye baktım orada da yok. Hay Allah çıldıracağım ya. Ha bir de Yavuz'u arayayım ya dur. Yavuz'u arayayım. Burada da yok ya. Perihan
Kim o? Aç beni. Yalnız mısın? Gel. Batuş nerede ya? Ben çok korktum. Valla ben de korkuyorum. Perihan teyzelere baktım şimdi. Baban da onun yanında. Göremedim. Ha bir de Zeytin aklıma gelmişken. Efecan babasının hafta sonları gelmiyor mu? Burada ne işi var? Ya ben bazen oynuyorum diye sihirle getirip gönderiyorum. Bu konuyu seninle daha sonra konuşacağız Zeytin Hanım. Şimdi bir annemi bulalım da. Sen buna bak. Perihan teyze, Perihan teyze. Baba, baba. Aa, çilekle zeytinin sesi değil mi bu? Evet, galiba. Çilek, ne oldu kızım? Perihan teyze, annem kayıp. Baba, sen neredesin ya? Annem hep cep telefonunda arıyor, hep kapalı. Kızım, biraz uzakta olduğumuz için çekmiyor. Sen şimdi söyler misin, ne demek Betüş kayıp? Babam sabah kafeye bırakmış Betüş'ü ama orada değilmiş. Telefonlarını da açmıyor. Dodo'nun haberi var mı bu işten? Evet, babam onu da aradı, orada da yokmuş. Tamam, siz kalın orada. Ali dayı, orası benim yatağım. Ay, kusura bakma Çilekciğim. Tam olarak hesaplayamadım da. Ne yaptın Perihan teyze? Bu olayı çözene kadar zamanı dondurmak zorundayım Zeytinciğim. İşte Dudu'nun parmağı var gibi bir koku geliyor. Nasıl yani Perihan teyze? Ben de anneannemle sabah konuştum, gayet mutluydu. Ah, işte bu bile şüphelenmem için yeterli. Hayatım, Periliçe anneannene ceza verdi. Dünya zamanıyla bir aydan önce öfkesi geçmez onun. Perihan, ne diyorum biliyor musun? En iyisi ben ablama gideyim, bakalım bu işte bir parmağı var mı? Hayır, sakın ha. Biz görünmez olacağız, Çilek anneannesini arayacak. Ve annem ortalarda yok, nerede diyeceksin. Sakın bizim burada olduğumuzu bilmesin. Şüphelendiğimizi anlarsa daha beterini yapar. Tamam da Perihan teyze, yani o benim anneannem. Neden anneme bir şey yapmak istesin ki? Hayatım, annen periliçeliği devretti. Bu yüzden de anneannen ceza aldı. Annen de cezalandırmak istemiş olabilir. Olabilir. Yani anneannem ikinci bir kadın ama... Hadi bakalım Ali, Zeytin. Bizler görünmez oluyoruz. Sen anneanneni arıyorsun. Biz de burada her şeyi seyrediyoruz. Anneanne, anneanne. Anneanne, anneanne. Ah, efendim benim güzel torunum. Anneanne, annem etrafta yok. Nerede olduğu hakkında bir fikrin var mı? Aa, evde değil mi? Gece oldu. Vallahi yok. Hepimiz seferber olduk, annemi arıyoruz. Hepiniz kim? Ben, Firuze abla, babam, ablam, abim. Kafede yok, evde yok. Yok, yok, yok. Canım hadi onları geç de. Annen senin peri. Nereye kaybolabilir ki? Başka bir peri tarafından başına pekala bir şey gelebilir. Dede, söyle lütfen. Anneannem annemi bir şey mi yaptı? Boşuna dedene seslenme. O seni ne duyabilir ne konuşabilir. Dili biraz fazla uzadı, onu dondurdum. Anneanne, hemen söyle. Annem nerede? Hayır. Siz niye buradasınız? Nasıl da yanılmıyorum seninle ilgili. Of be abla, yine bu işin altından da sen çıkacaksın değil mi? Anasına acımayan kızıma ceza verdim. Kızını dövmeyen dizini döver. Taci, neler oluyor Allah aşkına? Hele şükür yettiniz. Bu deli var ya bu deli, o gün bugün Periliçe'nin verdiği cezayı sihirle çözmeye çalışıyor.
Hiçbir şeyi çözemeyeceksin. Eniştem düzelmediği müddetçe hiçbir şey geri gelmeyecek. Oğlum bile. Biliyor, biliyor. Domuz gibi biliyor ama şansını zorluyor. Taci, Betüş nerede? Ne bileyim ben nerede? Aldın mı cevabını? O da bilmiyor. Anneanne, anneme ne yaptın? Aşk olsun Çilek. O senin annense benim de kızım. Birazcık ders alsın diye onu derin bir yerlere yolladım. Anneciğini ne kadar üzdüğünü anlasın diye. Anneanne sana yalvarıyorum. Annem nerede söyle. Ne olur eğer söylemezsen anneannem olsam bile seni eskisi kadar çok sevmem. Ben de Allah. Şimdi söyleyecek misin Dudu? Azıcık ders alsın diye onu uzak bir yere gönderdim. Ama öyle canını yakacak bir şey de yapmadım. Ne de olsa kızım, kıyar mıyım ben ona hiç? Burası neresi Dudu? Pasifik Okyanusu. Her zaman çocuklar azıcık büyüsün, oraya tatile gitmek istiyorum derdi. Ise içinde kalmadı. Erkenden yüzmeye gitmiş oldu işte. Senin bahaneni sevsinler vicdansız. Kızım o benim. Ne kadar kızsam da kızım. Vicdansız olsam onu en sevdiği yere göndermezdim. Sen bütün sevdiklerini hapset. Kızını okyanusa, beni bir köpeğin içine. Ama ben köpekleri severim. İyi ki eşekleri sevmiyorsun. Aman ne savunma. Siz hala burada mısınız? Ne yumurtlayacaksın diye bir bakalım dedik. Merak etme, gidiyoruz. Yediğin altları temizlemeye. Hadi gidelim kızım. Ah! 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 Tövbe tövbe. Ah! Geldik. Ay Perihan teyze. Dayı. Hele şükür. Hoş geldin kızım. Ay kızım. Hadi anne. Oh sonunda anneme kavuştum. Canım. Betüş, senin bu anan var ya anan, aklını kaçırmış. Ay evet Perihan teyze, ya sabahleyin kafeye giderken kendimi bir anda okyanusun derinliklerinde buldum. Üstelik o acayip kıyafetle. Evet şimdi anladım. Hafta sonu bir şey yapamadı tabii, çocuklar evde. Pazartesi Sadık işte, çocuklar okulda, seni cezalandırmak istedi. Evet dayı, doğru söylüyorsun. Öyle oldu da sonra da beni orada tamamen unuttu galiba. Yok canım, macera istemiş canı. Ortalığı şöyle bir karıştırıp gövde gösterisi yapayım demiş. Hepimiz birden karşısına dikilince halini görecektin. Ben istediğimi bir güzel yaparım, bana karışmayın tavrı. Klasik Dudu. Ay güldüme bakmayın. Yani bu konuyu yarın onunla konuşacağım ve bu sefer onu asla affetmeyeceğim. Ah canım benim, kıyamazsın sen. Doğru, kıyamam. Perihan teyzeciğim, zaten ona kıyamadığım için perili çeliğimi bırakıyorum. Ama çok seviyormuş seni Allah'ım. Sana kıyamadığı için cezanı en sevdiğin yerde vermiş. Hakikaten anne, senin hayalin miydi biz büyüyünce Pasifik'e gitmek? Yok, yani şöyle ki Sadık'la ilk evlendiğimiz zamanlar öyle bir hayalim vardı ama... Yani bu şekilde değil, öyle tek başıma okyanusun dibinde.
Ya saat kaç oldu? Ece geldi mi? Yok, Perihan teyze zamanı durdurdu. Bu yüzden bugünü bir daha yaşamak zorundayız galiba. Aynen öyle. Zamanı geri almak zorundayız. Hem de çok geriye. Sabaha. Sadık'ın seni kafeye bıraktığı saate. Ya niye? Ben bütün gün Efecan'la oynadığım oyunları baştan mı oynamak zorunda kalacağım? Ama hayatım, sen perisin. Bu ne demek? Oyunları istediğin gibi değiştirebilirsin demek. Efecan hafta sonları gelmiyor mu size Sade? Of. Ben de girdiğim derslere bir daha girmek zorundayım. Çok sıkıcı. Yani unutturma sihri yapsak. Siz ikiniz yaşadıklarınızı bir daha yaşamak zorunda kalacaksınız. Hayır, eğer akşam üstüne geri dönersek Betüş kafeye gitmemiş olacak. Sadık geri geldiğinde onu almaya aynı problemlerle aynı yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım. Zaman geri aksın. Ya buralara kadar da zahmet oldu sana hayatım. Yoruldum vallahi. Ne demek canım? Hiç zahmet olur mu? Yani böyle bak, arada bir böyle çocuklardan fırsat yaratıp baş başa kalmamız lazım. Bak ne güzel geze geze Boğaz'dan geldik değil mi? Evet ya, iyi oldu aslında. Ne düşünüyorsun akşam için? Ben de Cem kadar heyecanlıyım vallahi. Yani çok ciddi görünüyor. Evet ya, Allah aşık oldu bu kıza. Ece de Ece, Ece de Ece. Yani başka laf yok ağzında. Akşam görelim de bir tanışalım bakalım. İnşallah o kız da Tuğçe gibi iyi bir kızdır. Çok üzülüyorum Tuğçe'ye biliyor musun? Yani öyle masum masum gelip gidiyor eve. Arada sırada Ceren'le konuşuyorum. Hala abime çok aşık diyor. Yani Ceren ısrar etmese eve bile gelmeyecek, o kadar yani. Ay. Hani Cem bizim oğlumuz yani, tabii onu çok seviyorum ama... Hani Tuğçe'yi de kızım gibi görüyordum, ne bileyim. Ne yapacaksın işte, hayat bu. Yani insanlar büyüyor, düşünceleri, beğenileri değişiyor ya. Ya. Seni çok seviyorum canım benim. Ben de seni çok seviyorum hayatım. Evet, geldik galiba. Ay, çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. Ha, ben seni gelip buradan alırım, tamam mı? Ay yok, hiç gerek yok artık. Ne olacak, akşam kendim gelirim ben. Alırım dedim, lütfen alırım dedim ya. Bak, arada bir böyle baş başa kaldığımız kısa anlar var ya, çok hoşuma gidiyor. Seni yedi de alacağım ona göre. Canım. Teşekkür ederim. Günaydın. Ay, günaydın canım, hoş geldin. Oh, ne güzel, mis gibi kokutmuşum burayı. Kokuttum vallahi. Şu aromalı spreyler var ya, onlardan sıktım biraz güzel koksun diye. Yapmışsın, dışarıdaki baharı içeri taşımışsın. Taşırım, yaparım. Sen biliyorsun ben sana ayağım uğurludur demiştim yani. Ay öyle bir şey dedim değil mi ben? Neyse neyse, sana harika bir haberim var Betüş. Ne oldu? Doğum günü için rezervasyon aldım. Ya öğlen 2 gibi 18-20 kişilik bir grup gelecek. Aa, ne diyorsun, hiç masamız kalmayacak o zaman. Kalmayacak. Ya üniversiteli bir grupmuş, delikanlı sevgilisine sürpriz mi yapacakmış ne? Ha, özel bir şey istediler mi? Valla pastayı biz getiririz dediler. Bak bak, yok canım dedim, pastayı biz yaparız yani. Yani 20 kişilik bir pasta hazırlamamız gerekiyor hayatım. Ha bir de çocuk şey, bizim mail adresimizi aldı. Oraya bir fotoğraf gönderecek, pastanın üstüne onu basacağız. Oo, romantik aşıklar geliyor desene. Ay evet ya. O zaman hemen hazırlıklara başlayalım biz. Tamam canım. Ne yapalım şimdi, oraya bir dışarıdaki masayı da buraya alalım. Tamam, bak, birkaç gel, bak gel, birkaç sen malzeme eksik yalnız. Evet. Benim marketten onları almam tamam, gerekiyor. Olur. Bak ne iyi oldu değil mi dışarıda kahvaltı ettiğimiz?
İyi oldu da kızım, böyle kuru kuru simitle kahvaltı edilmez ki. Biliyor musun? Bak ne güzel var, çıtır çıtır. Kızım kahvaltıda peynir olur, yumurta olur, bal olur, zeytin olur. Bir de üstüne süt içilir değil mi? Tamam baba, biliyorum. Eğer onları yemezsek yeterli besinleri alamayız ve vücudumuz dengeli beslenmediği için dengeli büyüyemeyiz. Aynen öyle. Aferin benim akıllı kızım. Bir kerecikten bir şey olmaz baba. Bak, Bediş'in kafesinde kahvaltı etmiş olsaydık hem açık havada oturacaktık hem de dediklerimin hepsini yiyecektik. Oraya giderken bir sürü trafik oluyor. Sen de boşu boşuna sinirleniyorsun. Böyle daha güzel. O da doğru ya. Sen arabadayken hiç trafik olmuyor senin şansına. Bir de sen yokken gör. Ben sihir yapmasam zor açılır. Baba, sen balık tutar mısın? Ben? Balık. Hem de ne balık? Sen küçüktün tabii, hatırlamazsın. Biz anneyle balığa hiç para vermedik. Çünkü ben sürekli tutup eve getiririm. Hadi siz alın o zaman. Nasıl yani, şimdi mi? Evet, hadi. Olmaz kızım. Senin okulun var. Ben de işe yetişeceğim. Biz hafta sonu tutarız. Ne olur baba, 15 dakika trafikte kaybettiğimiz vakit kadar. Ama kızım bak, okul var. Eğitim çok önemli. Hem bak 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 bak. Bak bak bak, gördün mü ıslak? Havada nem var. Nem varken balık olmaz. Ya baba ne olur kızım, lütfen. Kızım işe gideceğim ben. Günaydın. Günaydın. Hayırlı işler. Benim babam dünya kıyıdan olta ile balık tutma şampiyonu. Ya memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yatar mısınız? Tabii iyi yatarım ben. Tutarım. Size uzun bir olta vereyim de uzağa atın o zaman. Tabii tabii, sen bana en uzunluğu ver ki ben en uzağa atayım, en büyük balığı çekeyim değil mi? En uzağa en büyük balık. Acaba sihirle annemi de sihirli bir insan yapabilir miyim? Yazık ya, bütün gün kocamın evi temizliyor. Yemek yapıyor, ütü yapıyor, çamaşır yıkıyor. Halbuki ben daha 4 yaşındayım. Bunların hepsini bir saniyede yapabiliyorum. Yok, o benim güzel annem. Ben ona bütün gücümle sihirlerimden vereceğim. Zeytin, sakın. Anneni asla bir periye dönüştüremezsin, tamam mı kızım? Bana suratını asma öyle. Bunu seninle daha önce konuşmuştuk. Biliyorum, anneni çok seviyorsun, onun için üzülüyorsun. Ama annen bir sihirli olmadığı halde ve bu işe ihtiyacı olmadığı halde bu evde yaşamaktan çok hoşlanıyor. Çünkü bu evi, bu aileyi ve işini çok seviyor. Aman aman. Tamam baba, haklısın. Bunu yapamam çünkü... Çünkü evrensel kurallar var, öyle değil mi? Şimdi bana söz vereceksin, tamam mı? Söz. Güzel. Ben sana güveniyorum. Ama şimdi gitmem gerekiyor. Akşam evimizde görüşürüz, tamam mı kızım? Susanır mı? Ben hakime tanıştım. Yiğit yersiz olur mu? Oy farfara, farfara, ateş de düştü şamlara. Sen beni sen.
ne sen beni öpersen. Evet. Hala beni seviyor. Çok şanslısın. İlk aşkın sevgilin oldu. İnşallah bizim sonumuz da abimle Tuğçe gibi olmaz. Benim neden sevgilim yok? Ben çok mu çirkinim? Ya daha bir kişi bile bana çıkma teklifi etmedi. Ben de ona öpücük gönderdim. Masum ama. Sen neden üzgünsün? Hem biraz önce bana bir şey mi dedin? Boş ver. Söyle lütfen. Affedersin. Şişt. Çocuklar, Buket, Çilek konuşmuyoruz. Derste değilsen arar mısın? Dersteyim, arayacağım. Sadık. Hı? Daldın yine be abi. Benim oğlanı düşünüyordum Yavuz. Ha, yine var mı bir haytalık? Yok yani haytalık değil de... hani üniversiteli genç oldu ya artık. Ya, bir, bu sene bir acayip ya. Adam kiloları verdi. Yakışıklı da oldu. Tabii özgüven de geldi. Değil mi? Yani o kadar değişim olacak. Ya bir Ece'si vardı onun ya. Duruyor mu? Hı hı. Akşam bize getiriyor. Ha, o kadar ciddiyiz yani. Evet, bizimki ciddi de kızı daha henüz bilmiyoruz. Ya biz kaç kez aşık olduk be abi. Yani bu tamam dedik, bu son dedik. Değil mi? Kaç kez direkten döndük. Bu işler belli olmaz. Evet ya, evet ya. Tuğçe'ye de öyle söylüyordu ya. Allah'ım ya. Efendim. Tamam. Toplantıymış. Yine mi be abi? Ne alaka? Ne diyeyim? Abicim biz bu şirkette toplantı yapmaktan iş yapamıyoruz. Hakikaten öyle ha. Arkadaşlar, bu ne toplantısı böyle ani? Bizim de bir fikrimiz yok. Bu yana patron da kafası ettikçe toplantı çıkarıyor. Aa, dikkat arkadaşlar, yerin kulağı var. Bence güzel bir hanımı işe almıştır, onu tanıştıracaktır. Evet, İçeriz. Bence de. Bence de. Bence de. Tabii sizler Faruk Bey'in eski nişanlıları olarak onu bizden daha iyi tanırsınız. Merhaba arkadaşlar.
Sizi işlerinizden alıkoyan bu kısa toplantının sebebi Dolunay Hanım. Dolunay Hanım bundan sonra uluslararası ilişkilerimizi idare edecek. Aynı zamanda kendisi nişanlım olur. Tanışmanızı istedim. Merhaba, ben Dolunay. Ben Sadık. Hoş geldiniz. Merhaba. Yavuz ben. Memnun oldum. Mehmet. Can. Meral. Hümeyra. Sadık Bey şirketimizin Sadık Genel Müdürü, Yavuz Bey onun yardımcısı. Meral Hanım eski uluslararası ilişkiler. Dış ticaret diye düzelteyim. Faruk Bey zaman zaman kozmetik holdingi olduğumuzu unutup siyasal bilimler diliyle konuştuğu için artık ben de cilt bakımı ürünlerinin başındayım. Ben de başladığımda CEO olarak başlamıştım. Şu anda anti-aging laboratuvarının başındayım. Bir performans değerlendirme sistemim var şirkette. Anlıyorum. Evet, arkadaşlar. Hepinizle zaten zaman içinde daha yakından tanışacağız. O zaman siz tanışın, kaynaşın, bana bol bol para kazandırmanın yolunu bulun. Unutmayın, çalışan parıldar. Hadi bakalım. Hadi. Bana biraz deneyimlerinizi anlatın bakalım. Size göre nasıl bir vizyonu var bu şirketin? Mesela ne eksik, ne muhteşem. Her şeyi. Ama her şeyi yakından takip etmek istiyorum. Dinliyorum. Geç karşıma. Aa, dandik mi oynayacağız? Çaktırma, oynuyormuş gibi yapacağız. Dersi nasıl geçti? Ya garip, ilk defa kadavra gördüm bugün. Burada? Yok canım, hastaneye gittik sabahtan. Aslında son sınıfta göreceğiz de işte bizim bir hoca var, orada doktorluk yapıyor. Bazılarımızı merak ediyoruz diye kadavraya soktu bugün. Harikaymış gerçekten ama sen bu kadar soğukkanlı olmasaydın doktor falan olamazdın herhalde. Mesela ben olamam. Kan görmeye bile dayanamıyorum. Ay deli misin? Ben beyin cerrahı olmak istiyorum. İyi, tamam sus. İleride evlendiğimizde sakın bana ameliyatlarından bahsetme, olur mu? Dur canım daha. Ne evlenmesi? Ben seninle ciddiyim yani. Seni bilmem de. İyi de yarın olacağımız belli değilken neden o kadar uzak zamandan konuşalım ki? O zaman ailemle tanışmayı niye kabul ettin? Ya Cem, bak şimdi durup dururken paranoya yapıyorsun ama. Senden hoşlanıyorum. Ailenle tanıştırmak istedim, ben de geliyorum. Bence tartışıyorlar. Bence sen o tarafa fazla bakmasan iyi olacak. Sence görüyor mudur? Acı gerçeği söyleyeyim mi? Sana bakmıyor ki. Sen de ona bakma ki üzülme. Üf. Aa, nereye? Aşağı ineceğim. Ya aslında haklısın. Kendime acı çektirmek için elimden geleni yapıyorum. Aa Tuğçe. Tuğçe aç artık ya. Heh. Ceren arıyor. Bak işte ben de bunu söylüyorum sana. Sırf Cem'e yakın olabilmek için Ceren'le görüşüyor olabilir misin? Ay Meltem saçmalama, sen daha beni bu sene tanıyorsun. Yani Ceren benim arkadaşım. O da annesi üçte tatlı. Yani benden 2 yaş küçük bir arkadaşım olamaz mı? Hem onu kardeşim gibi seviyorum. Cem'in kardeşi diye seviyorsun tatlım. Ay hayır, sadece Ceren olduğu için seviyorum. Ya sen niye karışıyorsun bu kadar benim hayatıma? Çünkü Cem. Ben seni daha fazla üzülmeni istemiyorum. Yani tamam, Ceren'i çok seviyorsun. İyi, hadi bak ne konuşacaksın? Çok merak ediyorum. Ah konuş. Ne haber Ceren? İyiyim senden. Ya kusura bakma, dersteydim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, öylesini aradım. Yok yok, olmuş bir şey. Üf Tuğçe, abim mi bir şey dedi yine? Ya hayır, hiçbir şey yapmadı. Yani selam bile vermedi. Hatta görmedi bile beni. Aa, ya sen bu akşam bize kalmaya gelsene. Aa, olmaz ki şimdi aynı evin içinde. Ya ne olacak? Hem sabaha kadar konuşurduk. Annen var, baban var. Ya hafta sonu da geliyorsun zaten. Hem onlar seni kendi kızları gibi seviyorlar.
Hem benim ödevim de yok. Yani rahat rahat konuşur, dertleşirdik. Ne bileyim, Cem... Of, onu ilgilendirmez. Seni ben davet ediyorum. Ya hem ben üniversiteye gidene kadar arkadaşlarımda kalmam yasak. Ama sana izin veriyorlar, sen bize gel. Hem benim de seninle dertleşmem lazım. Sabah kahvaltı eder, okullarımıza geçeriz. Tamam, ben bir annemlerle konuşayım, haber veririm sana. Tamam, mutlaka haber ver ama. Ya abim için de üzülme, biliyorsun değmez. Tamam, bay bay. Neredesin abla sen ya? Barış her yerde aramış, seni bulamamış. Ya Tuğçe'yi aramam gerekiyordu da sessiz bir yer arıyordum. Yine mi abinle ilgili? Ya benim bu abim var ya, üniversiteye gittiğinden beri iyice havalandı. Kızı hala merhaba bile dememiş. Ama ben ne yaptım biliyor musunuz? Sakın düşündüğüm şeyi yapma. Yaptım. Tuğçe'yi bu akşam bize davet ettim. Ne? Aferin aşkım. Perihan zamanı başa sardı tabii. Betüş de kafede hayatına güzel güzel devam ediyor. Hiç arayıp sormuyor. Periçe ona o kadar ceza verdi annemin bir hatırını sorayım diye. Hak ettiğin cezayı aldın. Ne desin kızcağız? Neyini düşünsün seni? Sus. Sen konuşma. Yorum yapma. Bu sabahı daha önce yaşadığımızda seni dondurmuştum. Gene yaparım ona göre. Aman bir kere de tehdit etme. Yahu sen ne yapıyorsun o sihirli kazanı fokurdata fokurdata? Periçe'nin verdiği cezayı bozmaya çalışıyorum. İtirazın mı var? Ay bildiğin ne kadar sihir varsa yap. Periçe'nin verdiği cezadan kurtulamazsın. Aman Taci. Sanki daha önceki hayatında periymişsin de her şeyi çok iyi biliyormuşsun. Ha, ukala ukala konuşma. Konsantrasyonumu bozuyorsun. Bana yaptıklarına rağmen sana hala kıyamadığım için dilimi tutamıyorum. Ne dedi Periliçe? Sen Taci'yi insana dönüştürmedikçe senin kaderinde değişmeyecek. Susmazsan işte böyle susturulur. Sanki ben bu filmi daha önce görmüştüm. Sen gibi biz arkadaşmışız gibi. Olur. Olur. Zaten hayır deme şansınız yok. Murat sen ebesin tamam mı? Tamam. Duvara yaslan ona kadar say. Tamam. Ya bu kadar peri gördüm en acayibi bu çocuk çıktı. Ya canı sıkıldıkça arkadaş icat ediyor. Sokakta, bahçede. Pes ya. Aşkım. Nice yıllara. Seninle beraber. O zaman ben de ikinci sürprizimi yapayım. Zaten hepiniz benden bu doğum günü sürprizini sakladınız. Niye dedim, daha önce adını bile duymadığım Betüş Kafe diye bir yere geliyoruz. Ne olur yanlış anlamayın. Halbuki burası bizim buluştuğumuz ilk yermiş. Kapı tahtını görünce anladım. Bir de böyle şeyleri kızlar unutmaz derler ama. Neyse ikinci sürprizin neydi? Zaten beni çok mutlu ettin. Yıl sonunda mezun olunca evlen benimle. Ay.
Vallahi bir biz bulamadık şöyle bir tane ha. Ay ne diyorsam yani kendi adıma konuşayım tabii. Evet desene. Ay evet dedi mi duymadım. Evet. Dedi. Baksana ne kadar duygulandı. Ay ya aşk ne güzel şey değil mi? Çok. Yani hangi yaşta olursan ol çok güzel. Annem ablam son neredesin? Çok teşekkür ederim canım sağ ol. Nasıl canım? Çok teşekkür ederim. Betüş'cüğüm ne oldu sana canım arkadaşım? Niye duygulandın böyle? Ne bileyim. Bu akşam bizim oğlan da kız arkadaşını getirecek de tanıştırmaya bizi. Yani çok çabuk büyüyorlar. Onların yanında olamıyoruz. 2 sene sonra Cem de bu kadar olacak. Sonra da uçup gidecekler yuvadan. Ay kıyamam ben sana. Ay canım benim. Canım. Ay gel öpeyim. Ay ben de yani kendi gençliğini hatırladın da ona öyle duygulandı falan zannettim. O da var tabii. Yani biz de Sadık'la öyle çok büyük bir aşkla evlenmiştik. Oh be. Pes be abi. Vallahi pes. Sadık, ben böyle rezalet görmedim kardeşim. Ya her ay bir nişanlı getiriyor, tamam mı? Ondan sonra da bilmem ne müdürü yapıyor. Sonra boşadıktan sonra atamıyor işten. Başka görevlerde çalıştırmaya devam ediyor. Yani. Aynen. Aynen de kızlar neden kendi gitmiyor? Ne nereden bileyim ben? Git onlara sor. Adama bir yandan küfretmek istiyorum. Bir yandan da kıyamıyorum abi. Yani adamda saftorik bir yan var. Yani adam duygusal ya. Duygusalmış. Yakında 2 erkek kalacağız bu holdingde. Ha tabii o da şansımız varsa. Dostum, dikkatini çekerim. Dolunay Hanım diğerlerine hiç benzemiyor. Kök söktürecek bize, kök. Ya. Bismillah, daha bugün geldiği işe herkesten rapor istiyor be. Densizliğe bak yani. Ya ona ne kızıyorsun ki Sadık? E tabii yani Faruk Bey o yetkiyi verirse, kadın da o tipte bir kadınsa yapar. Çok normal yani. O kökü sadece bize değil, Faruk Bey'e de söktürecek. Nah şuraya yazıyorum. O kadın onu kolay kolay bırakmaz. Hadi bakalım. Değişik bir film izleyeceğiz artık holdingde. Hayırlısı. Neyse ben gidip Betüş'ü alacağım. Ben de toprağı alacağım. Okuldan sonra kayınvalideye geçecekti. Gidip alayım bari. O zaman beraber çıkalım. Hadi. Zaten bu saatten sonra şirketin durulacak halde kalmadı yani. Of. Ay ne biçim ceza bu? Bozamıyorum. Elçi cezası anneanne. Nasıl bozacaksın ki? Benden sana anneanne tavsiyesi. Büyüdüğünde hiç aklından çıkarma. Bazen şansını zorlayacaksın. Perliçe bile yapsa bazı sihirleri bozabilirim. Çok kere de bozmuşumdur. Ama tabii benim bazı gizli kaynaklarım var. Büyüdüğünüzde size de bu kaynaklardan vereceğim. Çileğe ve sana. Ne olur ne olmaz. Ama ben de Çilek de Periçe'nin istemediği bir şey yapmayız ki. Büyük konuşma. Ben de küçükken böyle diyordum. Yok. Ben küçükken de aynen böyleydim. Canım bir şeye sıkıldı mı, bir şeye kızdı mı iyi sihir, kötü sihir demezdim. Ama hepsi sihirlerinizi iyiye ve doğruya kullanın. Ben de size gizli kaynaklarımı vermek zorunda kalmayayım. Anneanne, aslında sen çok iyi birisin biliyor musun? Ama söz konusu dedem olunca affedersin ama biraz canavarlaşıyorsun. Bugün hiçbir şey beceremedim. Bari Taci'yi çözeyim. Ay. Hoş geldin. Ay nihayet. Kaç saattir bu haldeyim ben yahu. Bak toprak bile okuldan gelmiş. 7 saattir böylesin. Görüyor musun anneannenin elinden çektiğimi? Görüyorum dedeciğim. Üzülüyorum da. Ama hoşuma bile gidiyor. Çünkü anneannem seni o kadar seviyor ki. O yüzden sana bunları yapıyor. Tamam. Ben odama çıkıyorum. Siz de dedikodumu yapın arkamdan. Utandı dede gördün mü?
Ah, ben de köpek gibi biliyorum beni sevdiğini. Ama böyle sevmese de insan gibi sevse. İnsan değil ki. Belki insan gibi sevmesini bilmiyordur. Hadi oradan. Sevgi her varlık için aynı şey demek. Biliyor, biliyor da işine gelmiyor. Ya bir de peri olmasa, insan olsaydı, bu haliyle bu kadar kıskanç. O zaman da beni evde bir odaya hapsederdi. Herhalde. Gül sen gül. Hem de evin en küçük odasına hapsederdi. Artık çırpınır dururdum odadan çıkabilmek için. Minicik oda. Sağıma dönerim duvar. Soluma dönerim duvar. Kalırdım ben orada öyle. Ay ne fena. Çatlak bunlar. Baksana. Küçücük çocuk bile anlıyor ablamın aşkı yüzünden ne deliye döndüğünü. Biliyor musun Ali, senin bu ablan var ya, birazcık kendini kontrol etmeyi becerebilse, birazcık olgun davransa dünya tatlısı biri. Evet, öyle biliyorum. Ama eniştemle evlendikten sonra böyle acayip biri oldu. Belki de biz onun iş dünyasını anlayamıyoruz. Ha? Ölümlü biriyle evli olunca hayatları çok kısa diye belki de onun hiçbir anını hiç kimseyle paylaşmak istemiyordur. İyi de ben ablamdan farklı bir durumda mıyım? Ama ben Firuze'yi çok seviyorum. Onu hiç kaybetmek istemiyorum. Ablamın yaptığı delilikleri de asla yapmak istemiyorum. Senin de farkın burada işte Ali'ciğim. Aman bana bak, sakın sana bahsettiklerimden ablana bir şey çıtlatma. Onu ne kadar çok sevdiğimi anlarsa sonsuza kadar kafama kakar vallahi. Kakar, biliyorum. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? O da seni çok seviyor. Benden söylemesi. Kaç yüzyıllık arkadaşız. Seviyordur. Eminim. 7, 8, 9, 10. Kızım iyi misin? İyiyim. Ha, tek başına oyun mu oynuyorsun evet. burada? Evet. Hava serinliyor, hadi içeri gir. Tamam, birazdan geliyorum. 10 dakika. Tamam anne, 10 dakika. Arada sırada ses ver bana, merak ediyorum. Buradayım de, bahçeden bir yere de ayrılma, tamam mı? Tamam anne. Saat kaçsın? 5:30. O zaman Efe'cim okuldan gelmiştir. Ah Zeytin, ben nasıl geldim buraya? Sihirle getirdim. Ama annemle evde oturuyorduk. Merak etme, onu da düşündüm. Anneni dondurdum. Seninle dönünce hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. Ya babam beni görürse? Biliyorsun o hep teleskobuyla sizi izliyor. Onu da düşündüm. Ona görmez bir haldesin. Seni göremez. Rahat rahat oynayabiliriz. Ya sen nasıl bir kızsın? Mucizeler yaratıyorsun. Tam da evde o kadar sıkılmıştım. Hadi annem yarım saat daha izin ver. Daha çok okulda oynayabiliriz. Evcik mi oynayalım, saklanmaç mı? Ha çok güzel. Mesela bodruma gidebilir miyiz? Olur. Önce dur, buraya kopyamı bırakayım. Ben dönene kadar bahçeden çıkma. Annem seslenirse de uslu kız ol. Tamam. Hadi gidebiliriz Efecan. Bir saniye sonra bodrumdayız. Gir. Sen girme. Aa, nedenmiş o? Çünkü Ece gelecek diye laf sokacaksın da ondan. Şu anda seninle uğraşamam. Yoo, ben sadece bir şey haber vermek için geldim. Bak Ceren, sakın ama sakın benim keyfimi kaçıracak bir şey söyleme, olur mu? Bilmem, orasını sen bilirsin. Tuğçe bu akşam bize kalmaya geliyor. Ne? Eyvah, söyledi. Ceren, çabuk ol, çabuk. Yo değil.
Ya sen rahatsız mısın? Ya abi benim arkadaşım bize gelemez mi? Pardon ama senin nereden arkadaşın oluyormuş? Çok eskiden. Bilmem hatırladın mı? Abi, abla ya bir susun ya. Çilek sen karışma. Ceren çabuk onu ara ve gelmemesini söyle. Olmaz, arayamam. Çok ayıp olmuş. Ya Ece gelecek diyorum, Ece. Abi niye bağırıyorsun? Ceren! Bak, Ece gelecek diyorum. Düzgün bir şekilde söylüyorum. Tuğçe'nin ne işi var ya? Ya Tuğçe de gelemez mi? Ne zararı var sana? Yahu niye bağırışıklı diyorlar bunlar yine? Firuze abla, evde kesici, yaralıcı, ne tür alet hepsini hemen kaldır. Bismillah, ne sebeple? Abimle ablam için çok fena hain planları var. Yerde dişiyorlar benden söylemesi. İyi de buna sebep olan şey ne, onu bilmiyoruz ki. Ha? Bu akşam bize yemeğe sadece Ece değil, Tuğçe de gelecek. Ay çok dağıldı ortalık. Ay toparlarız merak etme. Herkese merhaba. Aa hoş geldiniz Sadık Bey. Hoş bulduk, kolay gelsin. Merhaba canım. Canım benim, hoş geldin. Hadi gel otur, bir şeyler ikram edelim sana. Biraz toparlayayım ortalığı. Ha? Yok yok, gidelim bak. Akşam trafiğine kalmadan bir an önce gidelim diyorum. Diyorsun. Da, Zeyno'cum, çok iş var ama Sadık da hemen gidelim diyor. Akşam misafir var ya bizim. Ay aşk olsun, siz gidin işinize bakın. Lütfen yani, ben hallederim hepsini. Ay, Sadık Bey bu arada... Gelin adayından yana iyi şanslar diliyorum. Yani zor bu işler. Bakacağız, bakacağız. Hadi ben sizi yolcu edeyim. Hadi sana emanet canım. Tamam. Kolay gelsin. Merak etmeyin. Hoşça kal. Bay bay. İsabet oldu. Alo? Alo, Avni Bey. Lütfen bana Avni de. Peki Avni'cim. Sen de bana Zeyno de o zaman. Zeyno? Avni Bey, beni aramışsınız galiba bugün. Ama biliyorsunuz kafede şey vardı, doğum günü. Kalabalıktı biraz, açamadım. Ay bana bir şey mi söyleyecektiniz? Şey için aramıştım Zeyno. Yani kafenin durumunu soracaktım. Hani tenhaysa bir kahve içmeye geleyim diyecektim. Hoş Betüş Hanım'a da sorardım ama... Sen bana daha yakın geldin Zeyno. İnanır mısınız? Yapayalnız. Yani yapayalnız. Yani parti bitti. O yüzden şimdi kimse yok. Hatta bomboş sayılır burası. Beklerim. Uğrayın yani. Yes! O zaman ben de şey diyordum Zeyno. Yürüyüşe çıkacaktım. Tesadüfen de sizin kafenin oradan geçmeyi düşünüyordum. O zaman bir uğrayıp kahve içeyim bari. Laflarız. 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 Buyurun gelin tabii. Avni'cim. Bak şimdi Ceren'cim. Tuğçe'yi arayacaksın ve bugün bize gelme diyeceksin. Abi, odamızda oturacağız. Ya nasıl ya? Ece bize yemeğe geliyor. Sen Tuğçe'yi de çağırmışsın. Cem haklı Ceren. Çağırırım. Yemekten sonra yine odamıza geçeriz. Tuğçe de amma gurursuzmuş. Nasıl böyle bile bile yüzsüzce bize geliyor? Ve ben bunu anlamıyorum Ceren'cim. Cem çok ayıp. Tuğçe'nin haberi yok. Bilmiyor Ece'nin bize geleceğini. Senin planın bu yani. Sen taktın Ece'ye. Bak, şunu artık kafana sok. Ben dönmeyeceğim Tuğçe'ye. Dönmeyeceğim. Ece seni bir terk etsin, ben seni o zaman göreceğim. Siz ne biçim konuşuyorsunuz birbirinize yine öyle? Bir dakika. Karışma Firuze abla. Seni doğduğuna pişman edeceğim Ceren. Ben senin kardeşin olarak doğduğuma pişmanım zaten. Bak şimdi, eğer sen aramazsan ben arar gelme derim Tuğçe'ye. Hayır, aramayacaksın. Cem, Ceren ne oluyor ha? Vallahi ben artık baş edemiyorum. Ne gerekiyorsa siz yapın Sadık Bey.
Üf ya, sizin bu kızınız var ya kızınız. Bana inat, sırf bana inat Tuğçe'yi de akşam yemeğine çağırmış. Aa! Hayatım niye böyle bir şey yapıyorsun? Biliyorsun abin Ece'yi davet etti. Anne, baba, Ece'yi tanısanız gerçekten çok şımarık bir kız. Tuğçe de amma gurursuzmuş. Nasıl böyle bile bile Ece'nin bize yemeğe geleceği gün bize gelmeyi kabul ediyor? Ben bunu anlamıyorum. İyice gözümden düştü ya. Tuğçe'nin haberi yok, tamam mı? Kaç defa söyleyeceğim? Aferin Ceren, aferin. Bana bakın. İkinizden biri, ikisinden birine yaptığınız davetten vazgeçeceksiniz. Anlaşıldı mı? Çok geç. Hem ikisi de yolda. Şimdi ne? Bir çözüm bulmamız lazım. Anne, bak ne olur zamanı geri almayalım. Ya bugün üç defa daha yaşayacak kadar sabrım kalmadı. Tamam hayatım, zamanı geri almayacağım. Ama Tuğçe'nin buraya gelmemesini sağlayacak masum bir şey bulmak zorundayız. Bir dakika ya. Niye Tuğçe gelmiyor? Ece gelmesin. Hem biz Tuğçe'yi değil, Ece'yi sevmiyoruz. Hayatım, Tuğçe'yi hepimiz çok seviyoruz. Tamam, kabul ediyorum. Ama abin Ece'yi seviyor ve önce onu davet etmiş. Adaletli davranmak zorundayız. Bir şey bulmak lazım. Buldum. Nasıl çözeceksin? Tuğçe'nin ailesiyle bir yere gitmesi gerekecek ve o sebeple buraya gelemeyecek. Bu yüzden ailesini sihirleyeceğim. Belki bana kızabilirler ama aslında bunu niye yaptığımı bilseler bana teşekkür ederler. Çünkü Tuğçe hiç üzülmeyecek bu durumda. Hazır mısın? Dur dur, çok keyifli. Yapacağız, he? Aç bakalım. Belki Tuğçe'dir. Belki Ece'dir. Bir şey olmuştur. Gelemiyordur. Tamam, tamam. Siz bırakın, ben açıyorum. Alo? Aa, merhaba Tuğçe'cim. Ceren tabii burada canım. Öyle mi? Ay Allah, çok üzüldüm. Tamam, veriyorum. Veriyorum canım. Bir dakika. Gelemiyormuş. Dinliyorum Tuğçe. Orada mısınız? Buradayım. Yani buraya böyle sık sık gelmemi yanlış anlamıyorsunuzdur inşallah. Aa, aşk olsun yani. Niye yanlış anlayayım ayol? Yani daha sık, yani daha sık sık gelebilseniz keşke. Yani ben böyle sizinle sohbet etmek olsun, muhabbet etmek olsun, bir hamd olsun. Ne, aman. Böyle sizinle konuşurken vallahi maymun oluyorum bazen. Estağfurullah, buradan belli olmuyor. Ne demek canım? Yani nereden çıkardınız Allah Allah? Yani değişik bir adam olduğunuzu duydum ben. Evinizde teleskop falan varmış. Ay çok merak ettim. Yani o acaba ne kadar, yani bu küçük bir şey mi? Yok, yok. Kocaman, kocaman. Yani yanlış anlamayın. Ben de teleskopla böyle yıldızları seyretmeye falan bayılırım, biliyor musunuz? Galiba epey ortak noktamız var ha? Avni Beyciğim, avnicim diyebilir miyim? Tabii canım, yani diyebilirsiniz tabii. Yani şunu demek istiyorum, ortak noktamız derken perilere inanır mısın? Peri mi? Yani peri derken, avnicim, koskoca evren değil mi? Bir tek biz yaşıyor olamayız herhalde. Mutlaka başka varlıklar da vardır. Yani ben bizi koruyan melekler olduğuna kesinlikle inanıyorum. Sen buna peri dersin, ben melek derim. Ne bileyim, şuradakiler başka bir şey derler. Ama mutlaka varlar. Kesin varlar yani. Allah! Ya böyle peri deyince de insanın aklına böyle çocukluğumuzda anlatılan masallar falan var ya. Cinler, periler ve eciş bücüş falan. Onlar gibi. Ay. Ay biz şimdi perilere falan nereden geldik? Teleskoptan. Evet, teleskoptan. Yani şunu demek istiyorum, ben teleskopla baktığım zaman yalnızca yıldızları görmüyorum. Aynı zamanda şeyleri de... Ne görüyorsun? Yo, daha erken. Ne?
Söyleyemem çünkü zamanı değil, daha zamanı değil. Ay söyle. Ama gerçekten kendimi sana tam anlatamadıktan sonra bunun yanlış olacağını düşünüyorum. Yok canım. Evet, çünkü gördüklerim doğru. Evet, gördüklerim gerçek ve doğru. Ama sana söylersen yanlış olur. Ay söyle canım. Söyleyemem çünkü yanlış anlamanı istemiyorum. Yanlış anlamaman için de benim sana doğruyu söylemem lazım. Doğruyu söylemem için de senin beni doğru anlaman lazım. Yanlış anladığın zaman ben yanlışa düşmüş olurum. Halbuki ben yanlışa düşmek istemiyorum. Ben doğruda kalmak istiyorum. Yani kısaca ön yargılı davranmanı istemiyorum. Ha. Vallahi hiçbir şey anlamadım abinicim. O kadar güzel anlatamıyorsun ki. Ama yine de çok gizemli bir adamsın. Ah, çok teşekkür ederim. Yani sana söylemek istediğim bir şey var ama bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyle işte. Yani daha doğrusu biliyorum, evet biliyorum da nasıl aktaracağımı tam bilemiyorum. Evet, pat diye söyle işte. Pat. Şaka yaptım yani. Öyle demek istemedim. Yani pat diye hemen söylemem gerekiyor. Yani cesaretimi toplamaya çalışıyorum. Topla. Topla gel. Üç. Ha? İki, bir daha üç. Ay ya öyle değil. Pardon, toplamak. Yani ben iyice saçmaladım, kusura bakma. Şunu demek istiyorum sana. Şey anlatmak istiyorum. Çocuklu, dul bir adamla arkadaşlık yapmak ister misin? Evet. Bir daha söyle. Evet. Bir daha söyle. Evet diyorum. Ay vallahi benim de böyle içim kıvıl kıvıl bir şeyler oldu yani. Ay çok tatlısın. Oğlum biraz sakin ol. Aa olur mu? Ece deyince dünyalar duruyor. Ne varsa bu kadar. Kim açsın kapıyı? Ay o kadar yani. Kalbin dayanmayacak yani. Ben açayım o zaman. Abi istersen ben açayım. Hatta açarım sonra böyle yüzüne kapatırım. Ya Betüş şunu odaya falan kilitler misiniz? Tamam sakinim. Ben açıyorum. Ve Ceren. Bak gece boyunca ağzını açmak yok, tamam mı? Sakın bir kez bile. Açıyorum ben kapıyı. Açıyorum. Kızım gel Ceren. Merhaba. Az daha yanlış geldim sanacaktım. Hoş geldin. Abim de ablam didişiyorlardı da o yüzden rötar yaptım. Bu arada merhaba, ben Çilek, Ece. Merhaba Betüş, Cem'in annesiyim. Memnun oldum. Ben de Sadık, baba. Merhaba. Merhaba Ceren. Merhaba. Ya biz hepimiz çok acız ve başlamak için seni bekledik. O yüzden direkt geçelim mi masaya? Ay pardon, çok heyecanlandım. Önce biraz oturmamız falan gerekiyordu galiba. Siz nasıl isterseniz. Ne dersin Ece? Tamam olur. Zaten çok güzel bir sofra hazırlamışsınız. Hiç de şımarık bir kıza benzemiyor. hadi o zaman gel bakalım Ececiğim. Sen Cem'in yanına otur şöyle. Anne. Misafir. Benim yerim olsun. Ceren. Evet. Her şey senin için hazırlandı. Cem biraz heyecanlı da. Gelin adayı eve geliyor ve aile büyüğü olarak ben çağrılmıyorum. El insaf yani. Sen kızına sabah onca işkenceyi yap, akşama da çağrılmayı bekle. Canım o başka, bu başka. Canım sen mi alacaksın gelini? Sana ne? Hatta Betüş'e ne? O gençlerin sorunu. Zaten daha ortada fol yok, yumurta yok. Kız arkadaş, o kadar. Cem'in kıza bakışını görmüyor musun? İçi eriyor, içi. Biz gençlikte kaç kere eridik, bittik. Hepsini gelin diye mi aldık? İşte sen bu yüzden köpeksin ve köpek olarak kalacaksın. Neden diye de sorma. İnsanın içi bir kere erir. O da karısına canım. Ay gene kıskançlık krizine girdi. Yahu seninle gençliğimi konuşmak bile kabahat. Eteğindeki taşları dökme. Yoksa seni orangutan yaparım. Ne gutan, ne gutan? Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Şey, Cem söyledi, tıpta okuyor musunuz? Evet, beyin cerrahı olmak istiyor. Ne güzel. Ya ne güzel. Sen böyle bir 5-6 sene okursun değil mi? Ay abla nesi güzel ya. Oku oku bitmez vallahi. İşte oku oku bitmesin, böylece evlenemezler de. Ece, yani okul bitmeden evlenmeyi düşünmüyorsun değil mi? Canım ben zaten evlenmeyi düşünmüyorum ki. Yani 8-9 yıl sonra ne olacağını nereden bilebilirim?
Hem belki yurt dışına master yapmaya gidebilirim. Öyle hayallerim de var yani. Bana bunlardan hiç bahsetmemişsin Ece. Sormamışsındır. Ne bileyim, fırsat olmamıştır. Öyle bir hayalim var tabii. Ya inşallah gerçekleştirirsin bu hayallerini. Ben sonuçta sevgilimin iyi bir doktor olmasıyla gurur duyuyorum. Evet. Hayatım, gel biz ikimiz tatlıları getirelim Ceren'cim. Hadi bakalım. Gel, gel, gel. Oh. Değişik bir kız değil mi? Yani böyle biraz rahat gibi görünüyor ama tabii yani özgüveni var. Evet yani kızın hayalleri var. Böyle ayakları yere basıyor. Hayatını şimdiden planlamış. Bilmiyorum ama Ceren'in dediği gibi pek şımarık falan da gelmedi bana. Ama Ceren şu konuda haklı olabilir. Yani ilişkileri pek uzun sürmeyebilir. Ya bizim oğlumuz kıza göre çok daha romantik, çok daha duygusal. İşte aslında beni de bu çok korkutuyor yani. Söylediğin gibi Cem çok duygusal bir çocuk. Eğer kız onu bırakırsa çok kötü bunalıma düşer evladım ya. Canım benim. İyi düşün, iyi olsun. Hem öyle bir durum olursa biz anne baba olarak elimizden gelen her şeyi yaparız değil mi? Gayet tabii, gayet tabii. Of be. Nasıl bozuldu ama? Oh canıma değsin. Master yapmaya Amerika'ya gitsin de göreyim ben abimi. Abla kameradan falan konuşurlar. Ya da ne bileyim abim de onun yanına master yapmaya gider. Çilek sen benim tarafımda mısın abimin mi? Abla biriniz ablamsınız diğeriniz abim. Ben de aranızda kalıyorum yani. Tamam ben de Tuğçe'yi çok seviyorum. Ama neticede abim Ece diyor. Eğer Ece abimi üzerse onu sihirlerim. Abimden ayırmam. İyi geceler. Sana da. Abla kapat şunu. Ay, kapattım. Ay. Ay. Ben. Hayır ben. Bir dakika bekler misin ya? Ablalar önden gider. Abla! Çilek gel. Abla! Abla bak ben gideyim ne olur. Çok altıma yapıştın gel buraya. Abla! Ay, ya kızlar biraz yavaş olun. Ya, düşüp bir yerini sıkıracaksınız. Abla! Of! Gel. Ne oluyor ya? Tuvalette bile rahat bırakmıyorsunuz adamı. Çilek önce ben gireceğim. Hayır galette ben gireceğim. Of. Biraz nezaket gösterin lütfen. Abicim böbrekler nezaket göstermez. Ha bu arada iyi kızlar tuvaletini yapmaz. Of. Abi! Rahatladım. Az daha patlayacaktım. Sürf.
Çilek neredesin? Ben de seni kapının önünde bekliyorsun zannediyorum. Ben hallettim abla. Hallettin mi? Nasıl hallettin? Nerede? Avni amcalara gittim. Avni amcalara? Evet abla. Kediler gibi bahçeye mi yapsaydım? İyi. Sen yatağını toplamışsın. Bari ben giyineyim de benimkini de topla. Onu beni tuvaletin kapısının önüne atmadan önce düşünecektin ablacığım. Ne yapayım? Çok sıkıştım. Ay ben sanki makyaj tazelemek için gitmiştim tuvalete. Güzel kardeşim benim. Yaparsın sen. Aa, aslında bir şartla yapabilirim. Neymiş? Babacığım. Kızım, hoş geldin. Nasılsın? Şükür diyelim. Bu halimize de şükür. Annem yok mu? Terastadır. Geceden beri vır vır beynimi yiyor. Atıştık gene. Gözü beni görmesin diye terasta hava alıyordur. Ben bir çıkayım bakayım istersen yanına. Ha? Dün sana yaptıklarından sonra hala yüzüne baktığına dua etsin. Bakalım benden özür dileyecek mi? Ha? Ben dönerim babacığım, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Merhaba anne. Küsüm ben sana. Ben mi sana küsmeliyim, sen mi bana? Sihirli aynamdan gördüm. Torunumun kız arkadaşı gelmiş ve ben davet edilmedim. Acaba beni Pasifik Okyanusu'na göndermiş olduğun için olabilir mi? Sen oraya her zaman gitmek istemişsindir. Ama böyle değil. Sen perili çeliği bırakıp bana o cezayı verdirerek oğlumu, kardeşini elimden aldın. Babanın bir köpek olmasını ister miydin? Ya da annenin sürekli kötü sihirler yapıp babana kötü davranan bir kadın olmasını? Bak anne, sen benim annem olmasaydın ve ben periliçe olsaydım sana yine aynı cezayı verirdim. Ya hepimiz tabii ki senin çocuğunu kucağına almanı istiyoruz. Ama önce bunu hak etmen gerek. İyi, sizi ben doğurdum, ben büyüttüm, şimdi sizden akıl alıyorum. Kızdın mı bana? Biraz. Baban artık ömrünün sonuna yaklaştı. Bir de o açıdan baksan. Kolay mı sanıyorsun? Tacı olmazsa sonsuz ömrümün ne anlamı kalır ki? Anneciğim. Gir. Hayırdır kızlar? Sizin yüzünüz bir üzgün gözüküyor. Yoksa hatanızı anladınız, özür dilemeye falan mı geldiniz? Evet abicim, biz hatamızı anladık. Çok özür dileriz. Evet, biz gerçekten çok üzgünüz. Evet, çok üzgünsünüz ve beni sürekli üzüyorsunuz. Ama neyse, şimdi ağlayıp zırlayıp benim moralimi bozmayın. Hadi çıkın odadan. Özrünüz kabul edildi. Oynayalım diye seni getirdim. Ama ben tam da okula gidiyordum.
bugün gitme. Ben sana sihir okulda kaçırdığın dersleri öğretebilirim. Hatta senden bir tane daha kopya alırım. Senin yerine sınıfta oturur. Olabilir mi yani? Zeytin. Kızım, ne oluyor bakayım burada? Baba, Perihan teyze. Zeytin, iyi misin sen? Kimle konuşuyorsun? Ben kimseyi görmüyorum. Biz seninle nasıl anlaşmıştık Zeytinciğim? Hani her yanlış yapılan sihirin bir cezası vardı kızım. Ama o benim tek sevdiğim arkadaşım. Bence bir hafta boyunca bütün sihir yetkilerini elinden alalım, değil mi Perihan teyzesi? Üzgünüm hayatım ama bunu yapmak zorundayım. We'll be right back.